Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere park konusunu tekrar detaylarıyla anlatacağım. Yatay park, yani kaldırım kenarına yaptığımız parklardan çalışacağız. Tabii ilk önce bir boş yer bulmamız lazım İstanbul trafiğinde. Bakalım, şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş giderken park yeri arıyoruz. Şuradan bir araç çıkıyor. Hemen dörtlümü yaktım. Arkadaki araca duracağımı dörtlülerle belli ettim. Ve yanımdan geçmeye devam ediyorlar. Arkamda beklemiyorlar. Şimdi boşluğu gördüm. Öndeki araç çıktı. Boşluğun önündeki aracın yanına gidiyorum. Mümkün olduğunca yakın yanına yanaşıyorum. İki aracın boyu aynıysa aynaları eşitlememiz yeterli olur. Ancak eğer yanına yanaştığımız aracın boyunu bilmiyorsak, emin değilsek aynı olduğundan, iki aracın arkasının eşit olması gerekiyor. Arkaların eşit olduğunu anlamak için de şu arkada gördüğünüz arka kapı camı, yani kelebek camının içinden baktığımda yandaki aracın arka köşesini görüyorum. Şu anda arabanın arkasının eşit olduğunu anladım. Geri vitesi aldım. Direksiyonu bir 360 derece çevirdim. Bir tur. Bir de çeyrek tur. Yani şu direksiyonun ortasındaki marka logosu silecek kolunu görecek şekilde veya başka bir deyişle saat 1 yönünde olacak şekilde bir çeyrek direksiyonu gireceğim yöne, yani sağa doğru çevirdim. Aynayı da biraz aşağı indirdim, sağ aynayı. Aradaki boşluğu daha iyi görmek için. Şimdi geri geliyorum. İlk önce arabanın arkasını sokacağım. Arkadaki boşlukla aramda, yani kaldırımla aramda şöyle bir 40 santim boşluk kalınca durup direksiyonu sonuna kadar çeviriyorum sola doğru. Şöyle öndeki araca da bakıyoruz çarpmamak için, yani her ihtimale karşı. Park sensörü zaten çoğu araçta var, bundan sonrası için yardım ediyor. Biz arabanın düzeldiğini nereden anlıyoruz? Sağ aynadan kaldırıma bakıyorum. Kaldırım taşlarını düz, paralel bir şekilde gördüğüm zaman arabanın düzeldiğini anlayıp park işlemini sonlandırıyorum. Tekrarlayalım, ne yaptık? Boşluğu gördük. Boşluğun yanındaki aracı referans aldık. O aracın yanına gittik. Arada mümkün olduğunca aynalar birbirine çarpmayacak şekilde boşluk bıraktık. Mümkün olduğunca yakın durduk. Sonrasında iki aracın arkasını eşitledik. Eşitledikten sonra geri gireceğimiz yöne doğru bir çeyrek direksiyonu çevirdik. Bir çeyrek ne demek oluyor? Yani bir 360 derece çeviriyoruz. Bir de direksiyonun ortasındaki marka logosu silecek kolunu görecek şekilde 0.25'lik bir açı daha veriyoruz. Sonrasında 1.25 çevirip geri sağa doğru arabanın arkasını sokmaya başlıyoruz. Sonrasında arkada, yani sağ aynadan geri gelirken kaldırımla aramızdaki boşluğu takip ediyoruz. Aradaki boşluk 35-40 santim kalınca, yani tekerle arka kaldırım arasındaki boşluk 35-40 santim kalınca tamamen durup durduğumuz yerde direksiyonu sonuna kadar sola çeviriyoruz. Yani gittiği yere kadar çeviriyoruz. Sonra freni gevşetip tekrar geri gelmeye devam ediyoruz. Sonrasında aracın düzelip düzelmediğini sağ aynadan yine bakarak kaldırım taşlarını düz gördüğümüzde arabanın düzeldiğini anlıyoruz. Eğer kaldırım taşlarını ileri doğru paralel bir şekilde göremezsek arabanın henüz önünün yanaşmadığını anlayabiliriz. Bu şekilde parkı yapmış oluyoruz. Bakın şu anda nasıl bir yere girdiğimi size göstereyim. Öndeki araç, yandaki boşluk ve arkadaki araç, zaten görmüştük bunu. Şöyle dışa doğru baktığımız zaman da ne kadar paralel öndeki ve arkadaki araçlara ne kadar paralel yanaştığımızı görüyoruz. Olay budur.